davet etme konusunda hemfikir kaldık biliyorsunuz. Rusya ile Lavrov'la konuştuk ve ABD'yi davet edeceğiz. Ankara'nın da Moskova'nın da baştan beri tutumu buydu. Suriye krizinin çözümü için 23 Ocak'ta Kazakistan'da kurulacak müzakere masasında ABD'nin de olmasını istiyorlardı. Amerikan basınına göre o davet yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner bize resmi davet gelmedi dedi. Washington Post gazetesine göre ise o davet yapıldı. Ama Obama'ya değil, 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Trump'a yapıldı. Üstelik davet hem Ankara hem de Moskova'dan gitti. İddiaya göre 20 Ocak'tan sonra da resmileşecek. Dahası bu çağrı İran'ın karşı çıkmasına rağmen yapıldı. Obama yönetimi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin de Astana'da olmasında ısrar ediyor. Ancak PYD görüşmelere katılmayacak. Bir terör örgütünü masaya davet edeceksen El Nusra'yı da davet et, DAEŞ'i de davet et. Beyaz Saray ise PYD'ye meşruiyet kazandırma çabalarında yeni bir adım attı. PYD'li teröristlerin baskın unsuru olduğu Suriye Demokratik Güçlerini temsilcilik açmaları için Washington'a davet etti. Heyet, Obama'nın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk ve Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Sorumlusu Robert Malley ile görüşecek. McGurk, daha önce defalarca Suriye'de PYD yönetimindeki bölgeleri ziyaret etmişti. Obama yönetimi görevi devretmeden önce PYD'ye doğrudan silah yardımı yapılmasının da önünü açmak istiyor.